Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu, şu an hava -6 derece gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Bugünkü videomuzun konusu soğuk havalarda araçlarımızda ilk çalıştırmada ve kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Aracımız garajda. Akşamları garaja bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar soğuk havalarda biliyorsunuz yağ biraz daha viskozite dediğimiz bir olay var. Yağ ısındığı zaman biraz daha incelir. Soğuk havalarda biliyorsunuz biraz daha kalınlaşır diyeyim yani kaba tabirle. Şimdi bir de aracı hemen çalıştırdığınız zaman hızlı devirle gitmemeniz gerekiyor. Aracı bir yerinde çalıştırıp en azından soğuk havalarda bir 25-30 saniye 40 saniye kadar bir bekleyelim ki hem motor kendini yağlasın hem de yağ pompası her yere yeteri kadar yağ göndermeye başlasın. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Ondan sonra aracı çalıştırdıktan sonra ben mesela garajın kapılarını falan açıyorum. Şimdi mesela garajın içine bakalım. İç ve dış sıcaklıktaki farkları görelim. Burası 9 derecemiz. Dışarısı gece -6 dereceyi gösterdi. Eğer imkanı olan arkadaşlar en azından aracın üstünü veya çevresini örtebilecek bir şey varsa çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi aracı çalıştırdık. Yaklaşık 25-30 saniye, 40 saniye neyse. Yani ben garajın kapılarını açana kadar aracı çalıştırıyorum. Ondan sonra birkaç tavsiyede yolda bulunacağım. Ki çünkü ilk aşınmalar her zaman motor ısınmadan olan aşınmalardır. Ve aracı çalıştırdığımız zaman olan aşınmalar en fazla motorda olan aşınmalarmış. Bunu zaten yağ firmalarının reklamlarında falan da görürsünüz. Dediğim gibi zaten ilk çalıştırdığınız zaman araç soğukken aracın sesinde bile bir değişim oluyor. Ondan sonra araç ısındığı zaman yağlama tamamen normale döndüğü zaman problem ortadan gidiyor. Şimdi ben garajın kapılarını açacağım. Aracı dışarı çıkaracağım. Ondan sonra yolda devam edeceğiz. Tabii kışa girmeden önce akü voltajımızı, antifriz suyumuzun donma derecesini onları tabii yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yola çıktıktan sonra da İlk etapta devrimizi çok fazla yükseltmiyoruz. 1,5-2 kilometre, 3 kilometre neyse yani 1500-2000 devir civarı düşük hızlarda seyredelim ki motor ısınsın. Zaten buradan dereceyi görebiliyoruz. Motor ısınıp ısınmadığını buradan da takip edebilirsiniz. Hem motor yağ ısınsın hem turbo yağlaması güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde olsun. Aynı zamanda şanzıman dahil tüm aktarma organlarına hem güzel yağlansın hem de sağlıklı bir şekilde çalışmasına başlasın. Bu şekilde yaptığımız zaman herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız. Ben yıllardır bu şekilde kullanıyorum araçları. Hiçbirinde hiçbir sıkıntı problem yaşamadım bugüne kadar. Dediğim gibi dizel araçlarla ilgili de yakında bir video çekeceğim. Partikül filtresi neden dolar vesaire, EGR neden dolar. Onunla ilgili de kısa bir bilgilendirme videosu sizlerle paylaşmış olacağım. Destek için teşekkür ederim. Herkese kazası belası, şükürler diliyorum.